Dur şuradan çapayı alayım da. Günaydın. Günaydınlar. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Güzel bir gün. Bizler iyiyiz. Yine ekiyoruz. Bugün bamyaya gideceğiz arkadaşlar. Ne oldu? Ay, sıkıştı. Sıkıştı. Nereye sıkıştın? Çıkamadın mı oradan? Dur. Allah Allah. Lastiklerin arasın. Çık. Oğlum arkadaşlar, çık. Beklenmedik bir kaza oldu. Şu taşa sıkışmış, baksana orada. Allah'ım yarabbim, tamam, ya. Tamam. Güne nasıl başladık? Sabahleyin kedilerin kavgası. Bak buraya da oymuş, görüyor musun? Ne aradı kim bilir burada. Bak. Aa, buraya bir şey gömdü muhtemelen. İşte sabah o kemiğini gömmüş olabilir buraya. Gömmeye çalışmış olabilir. Doğasını yapıyor Hafiz. Arkadaşlar öyle yani, biz bugün böyle mançoyla bir de sardunyalarımın yapraklarını yolmuş bugün. Atacağız onu. Ama dışarı. Çok kızdım. Dışarıda atacağız onu. Çok kızdım, hiç de onun umurunda değil kızmak. Şuna bak. Çekiştiriyor. Habire yoluyor, çekiştiriyor. Isırıyor. Göbüşü de dolu şu anda. Mamasını da yedi. Göbüşü de dolu. Oyun istiyor. Hep oyun. Tipe bak ya. Evet, ikinci ayını dolduracak neredeyse. Evet. Arkadaşlar buraya ay çekirdeği ektik. Evet. Şöyle ay çekirdeği ektik yani şuraya. Şu birinci sıraya. Ondan sonra şu ikinci sıraya fıstık ektik. Ha, nohut ektik değil mi Halil Bey? Şuraya kabak ekeceğiz ya buradan. O tarafa kabak ekeceğiz ama sulama şeyini açmadığımız için daha. Ama bugün yine de ekeceğim yani onu. Ekelim sonra sulayacağız. Sonra üzerine sulama buraya yaşayacağım. Buraya ay çekirdeği. Şuraya nohut. Nohut ektik. Buraya fıstık ektik. Fıstık. Hatta şu sıraya da fıstık ektik. Biraz fıstık. Yani fıstıkla bir şey karışık. Nohutla karışık zannedersem değil mi? Evet ya, yazsaydık iyiydi de. Artık çıkınca göreceğiz, bilmiyorum yani. Evet. Unutuyoruz da yani ne olduğunu. Evet. Sıra buraya geldi. Şu sıraya. Şimdi geldi. Şu sıraya ekmeyeyim diyorum. Halil Bey, Barış çıkmış ama Barış şeyden mi çıktı ki? Açık mıydı zaten? Dışarıda mıydı? Bilmiyorum ki. Yoksa kapı açık kalabilir de o yüzden. Hatırlayamadım. Bakarız. Buraya da bu sıra biraz dar gibi geldi bana. Evet. Bu sıraya ekmeyip şimdi bamya da şey ya. Hayır manço. Aha, hayır manço. Manço ile Barış karşı karşıya geldi. Manço hayır. Daha alışamadılar. Tam bugün bir hafta oldu. Çünkü manço oynamak istiyor bebek. Barış da ona kızıyor. Ha, bize 8. gün bugün. Hayır manço. Barış kaçtı. Ne zaman yani alışacaklar? O da onu kovalıyor. Aslında oynamak istiyor onunla ama Barış kaçıyor ki. Çünkü manço bebek. Bak. Kızıyor ona bir de, niye beni kovalıyorsun diye. Bak. Evin üzerinde çıktı şey, mermerin üstüne. Evet. Öyle arkadaşlar, bugün şu iki sıraya bamya ekmek istiyorum. Bilmiyorum sık olur mu? Burası boş mu kalacak şurası şimdi? Orası boş kalsın. Daha küçük bir şey ekebiliriz. Mesela bir iki tane salatalık ekeriz. Yok. Oraya şöyle yayılır. Hiç ekmeyebiliriz. Olabilir, bir şey ekmeyebiliriz ama su var ya hani. Tamam. Peki. Boş olan yerlere ekeriz. Bak orada ama bamya tamam. Zaten çok büyük oluyor Halil Bey. Şöyle şu kadar çıktı mesela. Bu asmalara zarar vermeyecek mi? Bu tarafta asma yok zaten, baksana. Doğru. Bir sıra hiç yok. Tamam. Şurada var. Onun da zaten yarısı fidan. Sol taraf. Tamam. O zaman başlayalım. Buraya mi? İki sıra bamya ekebiliriz aslında. İnşallah. Hadi bakalım bir. Şunlar da bamya tohumlarım. Göster. Bunları hep ayrı ayrı arkadaşlardan almıştım. Bunların hepsi geçen yıl ekilip tohum alınan bamyalar arkadaşlar. Bunlar kısır tohum değil. Yani hibrit tohum değil bunlar. Bunların hepsi yani atalık tohum denebilir yani, çünkü tekrar yetişiyor yani, kısır değil. O yüzden bunları bayağı da bir fazla da bamya tohumum var. Hadi bakalım. İnşallah bu iki sırayı da ekebilir, çünkü neredeyse 80 santim arayla, yani evet. 70-80 santim arayla ekin diyorlar. Yani bak, 3 tane atlayacaksın, ekeceksin. Değil mi? 3 delikte bir. 60 santim 3 delik. Aynen. 3 delik tam ölçü. 4. deliğe gelince sebze damlamasının orada işte evet. 80 santim. Bugün eğer burayı bitirebilirsem böyle ektikçe de biraz da düzlemek istiyorum. Çok böyle engebeli böyle şey. Böylece de kalıyor sonra. Bak şurada. Hani eğer düzlersek. Şurayı düzledin işte, güzel oldu bak, burası. Bak burayı evet çok güzel düzledik. Çok güzel oldu burası. Ben biraz yamuk yumuk açmışım ama. Yamukluk oldu. Önemli değil ya. Boru içinden geçiyor ya. Sorun değil. O su gidiyor yani. Evet. Evet.
Bugün bayağı bir iş var. Bu sene böyle artık yamuk da olsa şey de olsa bu sene inşallah çıksınlar böyle her şey dolsun her yer böyle. Çok heyecan verici ya, çok güzel yani, inşallah çıktıklarını da görürüz. Mesela barbunyalarım, şey barbunya diyorum hep, bezelyelerim ve baklalarım çıktı mesela. Gösterelim mi? Boylanıyorlar, marullarım her geçen gün biraz daha büyüyor. Şöyle şuradan gösterelim. Sularını da açtık dün, biraz daha suladık. Soğanlarım çok güzel oldu, sarımsaklarım. Ama manço bazı bezelyelerimi biraz kırdı. Evet, manço artık pazartesi salı günü şeye, dışarıya. Yeter. Evet. 15 gün. Onu bir 15 gün sonra artık. 15 gün değil ya. Beklemeyelim bence. Ama dışarıda bırakamayız ki gittiğimizde. Yok yok. Haftaya diyorum. Pazartesi. Haftaya pazartesi. Evet evet. Geldiğimizde yaparız. Haftaya pazartesi salı 15. gün oluyor. Yeter artık. Bak Halil Bey, diktiğim o gün sokuverdiğim, bastırıverdiğim şeyler, soğanlar hemen çıkmış. Görüyor musun? Bak. Hemen bu zaten hemen yeşilliydi. Şunlar falan bak çıkıyor hemen. Evet. Su geldi. Su, güneş, toprak. Aynen. Bak dün gece o baklalı bezelyelere su verdik ya. Hmm. Hemen değişti. Bak öbür sırayla bu sıra farklı. Atalım Halil Bey. Atalım mı tekrar? Ama öbür sıraya hortumu atlatmamız gerekiyor. Atlatalım o zaman. Şimdi mi? He, ne olacak ki? Olur. Hadi bakalım. Tamam. Hadi kolay gelsin bakalım. Teşekkür ederim. Bizim bugün çok işimiz var. Ben hatta bunları bırakıp yani bitirip bir de mısır ekmek istiyorum. Atalık tohum mısır. Ya bayağı ekeceğim yani. Bayağı var tohumum. Hatta komşum dedi ki bende de dedi anam babam usulü dedi tohum var dedi sana vereyim dedi. Dedim çok sevinirim ya. Ben de o mısırlardan istiyorum zaten. Bu şey hibrit tohumlardan istemiyorum. Yani tekrar onlardan ekmek istemiyorum. Çünkü seneye bir daha aynı tohumu almak istiyorum yani. Hatta ben de eken insanlarla paylaşmak istiyorum tohumlarımı. Öyle, bugün böyle yani. Yine görüşürüz. Evet. Vallahi şurada bak çok güzel bir tane kelebek gibi bir şey var. Bak Halil Bey, bunları böyle tamam bastırmışız ama hep hiç şey olmuyor. Bu hortumlarla çok oynamamak lazım. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Halil Bey. Bamyalarımızı ekiyoruz. Hah. İyi, çok güzel. Şöyle yerini hazırladın sen. He, çok güzel. Bakalım şöyle 3 tane şurada 3 tane mi bırakmışım Ali Bey ya? Bilmiyorum, şöyle bilmiyorum. 1 2 3 şu şunun. Tamam. 1 2 3 bırakıp şuraya ekeceğim. 80 santim yaklaşık. Kaç tane atıyorsun? Ya biraz fazla atıyorum, 4-5 tane. Şey çıkarsa, sıkışırsa alırız bir tanesini. Doğru. Biraz ayrıklar vardı. O yüzden fazla uğraştık. Ancak yorulduk. Evet. Yapabildik. Ben devam edeyim o zaman şeye. Diğer yere. Olur olur. Ne kadar şey, var bunda? Ekmesi kolay olacak ya. Şöyle hani 80 santim arayla yapıyoruz ya. Hı-hı. Biraz daha kolay olacak yani bu. Evet. 1, 2, 3. Şuna. Bir dakika. Şunun. 1, 2, 3, 4'üncüye. 4'üncü nerede ya? Göremedim. Şunu şöyle ektim. 1, 2, 3. Ha 4'üncü şu. Şuraya ekeceğim. Tamam. Sen ne yapacaksın şimdi? Öbür tarafı mı açacaksın? Ben devam açayım. Belki 2, 3 sıra bile bamya olabilir ya. Bilmiyorum. Bamya tohumumuz bayağı var. Tamam. Bamyayı hepsini ekelim. Bamya değerli, kıymetli bir şey. Belki belli olmaz satış bile yapabiliriz. Aynen yani hiçbir şey olmadı, kurutuyorsun yani hani bamyayı. Evet, evet kuru bamya, ooo altın gibi. Evet. Şu altın da ne oldu onu bilmiyoruz. Valla artık marul bile altın değerinde. Evet. Evet. Eskiden önemsenmezdi işte pazarda böyle son anda kalanlar falan. Evet. 1 liraya falan verilirdi. Evet. Şimdi, şimdi zincir marketlerde en şeyi popüler. En düşüğü 9 lira, 10 lira. Aynen, aynen. Yani pazarda gördük o gün köyde mesela tarlalarda her yer marul. Ama buradaki pazarda 2 tane pazarcı var. Evet. Ve marul 15 liraydı. Nasıl bir şey anlamadık ki yani? Ben bunu anlamıyorum yani. Bir bilgim çok ilginç değil mi ya? Evet. Yani burada
burada tarlada roka, tere, yeşillik her şey var. Senin, yani. Senin şurada altın değerinde 10'ar tane marulların duruyor. onları da yeniden ekeceğiz mi oraya? İşte onları yedikten sonra yani yemeye başladıktan sonra biraz daha alacağım. Hmm. Böyle dönüşümlü yani sürekli hani alıp şey yapınca sürekli marul yiyorsun yani. Doğru, doğru. Bundan sonra inşallah kışa bile şeyimiz olacak ya yani kışın bile almayız diye düşünüyorum. Hafize Hanım dedi ki çapayı çok iyi yapamamışsın dedi. Eksi not aldık. Ayrikotlar çok fazla. Biz kuzeyden güneye, güneyden kuzeye gittik çapada. Ama biraz daha vakit harcayıp doğu batıda gitmemiz ve bütün otları köklerini yok etmemiz lazımmış. Artık onu sezon sonunda düzgün bir çapa işleminde yapacağız ve diğer sezon başında. Bugün böyle. Hadi kolay gelsin. Ben teşekkür çapaya ediyorum. Sağ olasın. Çapaya devam edeyim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Biz çapa yapıyoruz. Çapa yapıyorsun da o kim? Ya sen ne yapıyorsun? O da bana yardım ediyor. Allah'ım yarabbim. Ali Bey bugün akşam oluyor. Evet. Evet, bütün artık son sıra bamyayı ekeceğim inşallah. Vallahi kaç tane oldu? 5 sıra mı oldu? Ne vallahi oldu ya? Bilmiyorum ama ben habire ekiyorum. Nasıl yani... başa gideceğiz? Bir de sabah güneş doğmadan toplamamız gerekiyormuş. Vallahi ekmesi böyle şey de yani toplamasını falan nasıl toplayacağız bilmiyorum. İnşallah olsun da toplayalım ya. Canım bir dakika dursana bir. Şurada çok güzel bir kuş gördüm. Bir dakika. Tamam. Bir dakika. Manço gel. Çok güzel sesi çıkıyor biliyor musun? Hayır. Şu renge bir bakar mısın? Yaklaşayım da bir. Arkadaşlar keşke zoom yapabilsem. Çok da güzel sesi çıktı az önce. Kaçırdık. Kaçtı gitti. Yaklaşmak çok zor ya. Bir kamera lazım. Zoom yapabilmek lazım. Kaçtı ya. Kaçtı mı? Evet. 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 Su motoru çalışıyor yan komşunun. Ne yapıyor hala ya saatlerdir. Kimin çalışıyor şu an? Turan'ın mı? Yok. Turan değil de onun yanı herhalde ya. Ramazan abinin orası. Evet. Ne yaptım? Ben bamyayı şu anda bitiriz. İşte son sıra bamyayı ekiyorum. Artık bitireceğim mısıra geçerim diyordum ama bugün geçemedim mısıra. Ya artık olduğu kadar. Yani artık olduğu kadar evet. Yarın mısır yaparız. Yarın mısır ekerim. Daha kavun, karpuz, salatalık. Kabak. Bak mısırla kabağı kabak. Bitirelim. En son sıraya kabak. Oraya sulamayı açmadığımız için kabağı ekemedim. Bugün akşam açalım biraz. Şöyle bir saat kadar ya da yarım saat kadar. Nereyi? Burayı mı? Hı-hı. Artık bu akşam açmayalım. Yarın açalım. Ama nemlensin diye düşündüm de yarın ekmek için. O zaman bunlara da mı vereceğiz? Evet. Evet. Verelim bir şey olmaz. Bak serinliği nasıl seviyor görüyor musun? Evet. Deminden beri var ya bana neler yaptı. Yani ya dibimde ya git diyorum oğlum. Evet. Ben kazıyorum o da kazıyor. Evet. Nasıl ondan bahsettiğimi anlıyor bakar mısın? Manço ile ilgili yorumlar çok güzel. Herkes çok tatlı yorumlar yapıyor. Evet. Manço da sizin gözünüzün önünde büyüyecek arkadaşlar. Yani hepimizin gözünün önünde büyüyecek yani. Evet. Tabii Barış da keyif. Yani Barış bugün gitti, yattı. Böyle nasıl döneceğini, nasıl nerelere yatacağını bilemiyor. Sıcakta. Gece de dolaşıyor bir daha. Gece kimse yokken sokakta ya, dolaşıyor. Allah aşkına ya. Evet, serinliği çok seviyor. Hep kuytu köşelerde. Evet. Ben de kazayım biraz. Ben yapayım. Olur. Evet. Ben veda edeyim arkadaşlara. Evet. Arkadaşlar bizim durumumuz bu. Yani böyle kazıyoruz, ekiyoruz. İnşallah sonunda toplayacağız. Güzel olacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah bizim mahsullerimiz bereketli olur.